yumruk göstermiştim düşmana. Yumruk göstermiştim. Demiştim ki bu yumruk ele bele yumruk değil. Bu demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın başını ezerik ve ezeceğiz. Büyük feharet ve gurur hissiyle beyan ederim ki Şuşa şehri işgaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Tarihi bir günde Azerbaycan halkına bu müjdeni vermek benim hayatımda belki de en hoşbeşt günlerinden biridir. 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda men sabera zafera diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni dirçeldeceğiz. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azerbaycan'dır. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ve aynı zamanda bu yumruk birliğimizin remzidir. Bak bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşiyor. Ve hemşe böyle olacak. Bu birlik ebedi olacak. Bu birlik bize gelecekte de bütün vazifeleri icra etmek için imkan yaratacak. Ben bütün bu iller ərzində, 17 il ərzində Azerbaycan halkının desteğini hissetmişim, görmüşüm. İnamını, mənə olan hoş münasibətini görmüşüm. Bu mənə güc verir. Bu mənim siyasetim için əvəz olunmaz dəstəkdir. Və həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Şadam ki, sözümdə durmuşam, həmişə olduğu kimi sözümə sadiq olmuşam. Ermənistanın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Qarabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bizim zafer yürüyüşümüz devam eder. Hele de işgal altında torpaqlar var. Hele de döyüşler gedir. Ve eğer Ermenistan rehberliği benim taleplerime cevap vermese sona kadar gelecek. Hiç kim bizi dayandırabilmez. Öyle güve yoktu dünyadaki bizi dayandırabilsin. Ermenistan artık öz acı məğlubiyetini itiraf edin. Özünü alçalda alçalda. Halkını təhkir ede ede Ermenistan rehberliği indi dünya ülkelerinden yardım istiyor. Hərbi yardım istiyor. Silah texnika istiyor. Bəs hanı senin yenilmez ordun? Məhv eləmiş onu. Bütün onların sözleri, bütün onların bəyanatları mif idi, yalan. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur. Döyüş meydanında gösterir. Tek başına düşmanı torpaqlardan kovur. 30 yıl ərzində milyarlarla dolar xərclənib ora. İstehkamlar qurulub.
mühendislik kurgular inşa edilir. Ama hamsını vurup dağıtmışız. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Manevi ruh, güç hesabına, birlik hesabına. Ve bir de demek istiyorum ki bizim zafer yürüyüşümüz devam eder. Bütün işgal edilmiş torpaqlardan düşman kuvvetleri çıkarılmalıdır. Bizim talebimizdir ve beynalxalq norma ve prinsipler, beynalxalq teşkilatların karar qətnamələri bunu tələb edir. Aziz bacılar ve kardeşler, bugün bu müjdəni mən burada Şəhidlər Xiyabanında doğma xalqıma verirəm. Bu təsadüfü deyil, bu təbiidir. Bugün şəhidlərimizin ruhu karşısında bir daha baş əyirəm. Bugün bəyan edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı yerdə qalmayıb. İntiqamımızı döyüş meydanında aldı. Biz mülki vətəndaşlara qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Bu dəfə də aparmamışıq. Bax verək ki, mənfur düşmən 93 mülki şəxsi, namərd atəşlə öldürüb, 400-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Amma mən dedim, yox, biz azərbaycanlıyıq, biz intiqamımızı döyüş meydanında alacağıq və alırıq. Məhv eləmişik onların ordusunu. Texnikasını məhv eləmişik və məhv edirik və edəcəyik. Düşməni qovuruq və qovacaq. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Və şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.